Yağmur çok dedi lan. Canım benim, vay vay. Ya da Twitter'ı da kilitlediler biliyorsun. Ve Yağmur. Ece Erken fan kulüp böyle bir şey vallahi. Yerim ben onları. Ne düşünüyorsunuz Astronomik Hanım, bu hanım? Harika. Çok duygusal. Çok deli bir... Evet, ismi de çok güzel. Çok ne güzel. Tatlı. Yağmur'un analizini yapalım. Yeğenimin adı Yağmur bu arada. Ha, tam üzerine. Kız. Evet, şimdi zaten soy elementine gönderme yapıyor Yağmur olduğu için. Mutlaka çok duygusal bir insan. Y harfi yaratıcılık. O da mutlaka yaratıcılıkla ilgili bir işle ilgilenmek istiyordur. A harfi tuttuğunu koparan birisi olduğunu anlatıyor Yağmur'un. Fakat bazen içe kapanık oluyor. G harfinden bu anlaşılıyor. M harfi ileriye yönelik planlar yaptığını anlatıyor. U harfi derin yapısını. R harfi de biraz böyle baskın tarafını, yine mağrur tarafını anlatıyor. Yağmur'a buradan sevgilerimizi iletelim. Evet. Ona da hediyemiz olsun yabancı bu. Müzik... Tamam, o şarkı birazdan gelecek. Senin için okuyacağım onu. Peki madem nereden bu kadar söyledin valla. Bir iki dakikaya alacağız o şarkıyı, ama şarkı da ne ver? Şu an Tuğçe de belki. Twitter'da var mısın Tuğçe? Evet var. Ne adresi? Twitter.com/Tuğçe_Isinsu. Orada mesela enteresan resimler, sana sorular geliyor mu? Enteresan... Çok fazla geliyor. Özellikle televizyon programlarından sonra geliyor. Genelde aldatılan kadınlar veya terk edilenler veya evli erkeğe aşık olanlar. Hani ne yapmamız lazım diye bu ikinci kitaptan sonrası o tip sorular, aşka dair sorular çok fazla geliyor. Sosyal medya enteresan bir mecra oldu hakikaten. Şu anda da mesela... bir resim yapmışlar fotomontajla fotomontaj yapmışlar ve o resmi sizlerle paylaşmak istiyorum, ne diyeceksiniz diye. Kuzey'in oğlu kimin lakabıdır sevgili Taner, biliyor musun? Senin tabi bak Taner'in cansever olan sevgisi gibi senin de Okan Bayülgen'e karşı çok kuvvetli bir sevgin var değil mi? Bildiğim kadarıyla, doğru mu? Yani o şöyle oldu aslında. Ben ona baştan çıkarıcı erkek demedim. Şöyle oldu. Her yerde hani Tuğçe öyle dedi diye geçti ama şöyle Aslı. Şimdi ben onu baştan çıkar kitabımı yazarken bir anket yaptım. Türkiye'deki en baştan çıkarıcı erkek kimdir diye. 10 tane ünlü erkek vardı. Kadınlar, İçlerinde Okan'ı mı seçtin? İçinde Okan Bayülgen'i 100 kadının 67'si seçti. Aslında ben seçmedim. Tabii ki ben de çok seviyorum. Tabii ki çok sence çok iyi bir insan. Sence baştan çıkaracak bir erkek değil mi Okan? Kesinlikle öyle ve herkes sokakta, alışveriş merkezlerine kadınlar geliyor. İşte yok kısa boylu, yok hiç yakışıklı değil. Nereden seçtin? Ben seçmedim. Siz seçtiniz. Ayol diyorum. 100 kadın 67'si onu söyledi. İkinci Ali Ağoğlu oldu. Ali Ağoğlu ne? İkinci oldu. Bir dakika, baştan çıkarıcı erkek. Türkiye'nin en baştan çıkarıcı ikinci erkeği. Ay, şimdi birinci Okan Bayülgen, ikinci iki Ali Ağoğlu. Ali abiyi de çok beğeniriz, severiz ama hani ama şöyle baştan çıkarma para, yani nasıl baştan çıkarma, sürükleyicilik, karizmatik olma, etkileyicilik, orijinallik, cesaret aslında. Baştan Taner çıkarıcılık. Yok muydu listede? Taner'i koymadık ama bir dahaki kitapta Taner'i mutlaka koyacağım. Çok da rakip koymayız. Üç erkekten yaparız. Evet. Taner'i seçtiririz. Anlamadım, bir dakika. Şeyle ilgili bir şey, doktorlukla ilgili bir şey. Bayana nasıl güven veriyorsun bir kadına? Karşı bayana güven vermelisiniz. Karşı bayana nasıl? Mesela bir dakika Tuğçe, yani Tuğçe ben söyleyeyim çok mi? Güzel bir kadın ha, şimdi. Karşı Tuğçe'yi nasıl etkilersin şu mesela? Şu şekilde etkiler. Bak göstereyim. Bir dakika. Şöyle bir defa sarıldın mı? Niye sarılıyorsun? Bir dakika. Tuğçe kabul etmedi diyelim. Kabul etti şu anda. Hayır ama şu an kibar. Şunu demek istiyor. Değişik hareket. O güvenimi alır. Bir şey söyleyeceğim. O güvenimi alır. Güven çok önemlidir burada. Güven vermek. Karşı bence şunu güven demek istiyor. Değişik önemlidir. Hareketlerle kadının aklını karıştırırım demek evet, istiyor değil tabii, mi? Evet. Güven değil, değişiklik diyor. Yani. Değişiklik. Farklıyım. Evet. Farklıyım yani, diyor yani. Bir şey isteseniz evet. Taner'le ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Taner tipindeki erkekler, ya bunun altında imzamı atarım. Aşık oldukları zaman o kadar çok acı çekiyorlar evet. Ve bağlanıyorlar. Ha, öyle bravo, değil mi? Bravo, bak ben hayatımda bak 3 defa aşık olmuşumdur hayatımda. Anladın? İsimleri vermek istememişim. Verme zaten. En son sevgilim 10 ay önceydi. Bundan 12 ay önceydi. Survivor'dan önceydi. Tam Survivor'a giderken Allah'tan Survivor'a gittim. Kafam dağıldı. Tabii. Sevgilimi unuttum. Ha. Bir testere vakası var. İzleyelim. Valla ateşim keki parçaladı. Harika. Pasta niye kesildi?
Şöyle oldu. O benim ilk kitabımdaki Angel Cake. Melek enerjisiyle yapılan bir aşk kekiydi. Derya Baykal'da görmüştü Okan Bayülgen onu. Melek enerjisiyle yapılan aşk keki nasıl evet, oluyor? Evet, ritüelli aşk yemeklerim var benim. Tarifleri sadece bana ait olan. Evet, her iki kitabımda da var. Derya Baykal'da yapmıştık. Okan Bey de oradan görmüş. Sonra programda onun adına yaparak götürmüştüm. O da dedi ki bu çok özel bir kek. Ben bunu normal yolla kesemem. Puskulu olsun testereyle keseyim demişti. Arada... Öyle bir hoşluk. Enteresan. Bu arada aşk duyuyor musunuz? Aşk bir trafik kazasıdır. Kendimizi aşık etmek için özel yöntemler var mıdır? Tabii. Dur. Mesela ilk 5 buluşmada seni seviyorum dememek. İlk 5 buluşmada hediye almamak. İlk 5 buluşmada ağzından laf almak. Annesini anlattırmak. Çok önemli. Kadınların biraz daha az teslimiyetçi davranması lazım. Gizemli olması evet, lazım. Evet, bir anda teslim olunca değil hiçbir mi? Hiçbir işe yaramaz. Türk kadını korkudan hemen teslim olup erkeğe mesaj çekiyor, arıyor, hediyelere boğuyor. Doğru. Sonra adam bir anda ortadan kayboluyor. Evet, diyor ki niye böyle oldu? Bir sürü şey yapmışım. Tam tersi hiçbir şey yapmayacaksınız. Türk erkeği kendini bir şey yapıp kadını elde etmekten hoşlanır çünkü. Doğru. Sen öyle misin? Sen tipik bir zor Türk erkeği misin? Şöyle söyleyeyim. Eskiden yani ne bileyim... Bu konuda aşk konularına girdiğimde biraz dilim tutulur. Çünkü daha önceden aşk yarası yaşadığım için ay kıyamam şey hala. Senin gözlerin mi doldu? Doldu evet, doldu biraz. Aa niye? Eski sevgililerim başladı. Ne evet. kadar oldu Tuğçe'ciğim? 3 haftayı geride bıraktım. Hayırlı uğurlu çok olsun. Mersi. Kişisel gelişim programı. Çok da güzel bilgiler verdiğine eminim. Evet, tek konuk geliyor. Bilinçaltı, ilişkiler, metafizik, meditasyon. Her hafta farklı bir konuyu ele alıyoruz uzman konukla. Hangi kanalda? Beykent Üniversitesi'ne bağlı BEA televizyon kanalında. Hayırlı uğurlu çok olsun. Çok mersi. Teşekkür ederim. Peki sana gelen en enteresan soru ne Tuğçe? Twitter'dan olsun, işte televizyon programında olsun. İkinci kadınlar. Türkiye'de çok fazla ikinci kadın var. İstemesek de böyle durumlara düşebiliyoruz. Yani herkesin başına gelebilir. Nasıl? Evli adamlarla aşk yaşayanlar mı? Adamı bekar zannedip ilişki yaşıyor. Adam sonra evli çıkıyor. Hadi işte yarın boşanacağım, öbür gün boşanacağım derken aylar yıllar geçebiliyor. İkinci kadınlar çok geliyor. Ne tavsiye veriyorsun onlara? Ne akıl Tabii ki normalde ayrılması gerek. Ama ben o kadınlarla empati de kurabiliyorum. Çünkü adamlar o kadar zeki ki. O arada kendisine aşık ediyor. Sonra evli olduğu açığa çıkıyor. Sanatçı yasında da çok var. Ünlülerde de çok var. Bizim bebekte merkezimiz var. Oraya gelen yani neredeyse 3-4 kadından biri ikinci kadın. Keşke olmasa ama. Peki bir erkeği unutmak için veya bir kadını unutmak için işte Taner geldi sana unutamadığı aşk var. Demin evet. de gözleri doldu. Biz arınma çalışmaları yapıyoruz. Enerji çalışmalarımız için? Var. Mutlaka o ayrılığı yaşamasın. Onun karmasında bir nedeni var. Önce onun nedeni buluyoruz. Çok mantıklı bir şekilde izah ediyoruz. 3-4 seanstan sonrası bunu çözebiliyoruz. Hiç de zannedildiği kadar zor değil ayrılık acısıyla mücadele etmek. En büyük acı 3 ay mı sürüyormuş? Doğru mu peki? 3,5 ay. Aşk tabii acısı. Tabii. Bakın ölüm acısı bile ilk etabını atlatmak 6 ay. Tabii ki insan hiçbir zaman babasının, Allah korusun annesinin ölümünü atlatamaz ama 6 aydan sonra acı hafifliyor. Evet, ilişkilerde de kesin ayrılık yaşandıysa 3,5 aydan sonrasında hafifler acı. Senin 1 yıl geçmiş hala gözlerin doluyor. Hayır, gözlerim dolmadı. Ben 1 aydan sonra atlattım açıkçası. Ben gözlerimin içinde... Mesela iki ülkede analiz değişiyor mu? Hani orada yaşayanlar şöyledir, böyledir. Mesela tabii. Mesela ülkelerin de astrolojik açılımları var. Mesela Cumhuriyet 29 Ekim'de kurulduğu için biz akrep burcu bir ülkeyiz. Mesela Türkiye'de duygular çok yoğun yaşanır. Herkes tutkuludur. Biz her şeyi çabuk tüketiriz. Bazen de hızlı sahipleniriz ya. Ülke olarak karakteristik yapımızı tabii ki 29 Ekim'de Cumhuriyet'in kurulmasıyla ilgisi var. Peki Orta Doğu'da mesela durum nasıl? Atıyorum mesela, Dubai'de. Onların hepsinin açıları hesaplanıyor ve her ülkenin farklı enerjileri var. Ama mesela geçen hafta Arabistan'da yayınlanan bir televizyon programına katılmıştım. Simultane çevirdiler. Mesela Türk isimlerin enerjileriyle tabii ki Araplar farklı oluyor. Mesela Araplar A harfini, O harfini isimlerinde çok kullanılıyor. O yüzden oradaki enerjiler daha farklı. Ülkeye göre tabii ki insanların yaşam tarzı, ruhsal yapıları değişiyor. Mesela aşkta da öyle. İsviçre'deki bir erkeğe vereceğiniz tavsiye şimdi tutup da Türk erkeğine uymuyor tabii. Peki İtalyan erkeğiyle ilgili ne dersiniz? Bence Türk erkeği İtalyan erkeğinden çok daha cazibeli. Oo, gerçekten. Güzel. Örnekte ben. Örnekte Taner. Evet. Reklamlardan sonra bu örneğe devam edeceğiz. Lütfen ayrılmayın. Rica ediyoruz. Biz neler bulacağız Tuğçe'cim? Şu anda ilişkisinde sorun yaşayanlar, terk edilmiş olanlar, evli olanlar, evliliğin içine kenara atılmış olan kadınlara rehber niteliğinde yazıldı. Melek enerjisiyle aşk nasıl çekilir? Baştan çıkarıcı bir kadın nasıl olur? Cazibe nedir? Kadınlar erkek ilişkilerinde nerede yanlış yapıyorlar? Bir de erkek tiplerini anlattı. Mesela çapkın erkek nedir? Özgür erkek nedir? İşte yalancı erkek nedir? Düzgün erkekle nasıl ilişki olur? Hepsini kendi seanslarımdan yola çıkarak örneklerle açıkladım. Elinde tuttuğun kitap bir baştan çıkarma silahı demişsin. Artık kendi hayatının en baştan çıkarıcı kadını olma zamanı.
Öncelikle 2S kuralını öğreneceksin. Saf ve seksi olmayı. Evet. Saf ve seksi olmak erkekleri çeker mi? Erkeklerin bir kadının aslında beklediği şey bu dengeyi kurması. Sürekli saf kadın bir süre sonra sıkıcı oluyor. Aşırı seksi kadın da bir süre sonra yorucu oluyor. Bu dengeyi kurduğunuzda aradığı her şeyi, bir kadın aradığı her şeyi erkek sizde bulmuş oluyor. Zaten o dengenin de nasıl kurulacağını kitapta anlattım. İma etme sanatını kavrayacaksın, manevra yapmada ustalaşacaksın, karmaşık olmanın cazibesini keşfedeceksin, kendin gibi aşk kurbanlarını okudukça hatalarına yüzleşeceksin, bazen ayın gizemine, tılsımların çekiciliğine kendini bırakacaksın, dünyanın en ünlü baştan çıkaranları bu yolculukta seninle olacak demişsin. Hayırlı uğurlu olsun kitabın diyorum. Çok teşekkür ederim, çok mersi. Ve Gülsüm geri gelmiş. Gülsüm hoş geldin. Hoş bulduk. Ne oldu, gitti, hat düştü. Bilmiyorum ne olduğunu. Yani aradım. Heyecanımıza dayanamadı Gülsüm. Telefonlar evet, bile. Evet valla titriyorum ben. Hatlar bile. Seni çok seviyorum. Sağ ol Gülsüm'cüğüm. Konuklarıma sorun var mı? Hazır düşmüşken belki hatırlamışsındır. Ben Taner abi neden bu kadar hiperaktif? Onu çok merak ediyorum. Neden hiperaktif?